Ev tozluydu ve peçeteyle silerek herkese gösterdim. Yani yalan mı söyleyeceğim? Saçınızda bile bir sürü şeyler var. Yeşim Hanım. Sizin yüzünüz pislik içinde. Siz kendiniz yüzünüz pislik içinde. Arkadaşlar. Benim adaletimi sorgulayacak en son insan sizsiniz. Evet, Sevim Hanım'ın eline koluna sağlık. Haftanın ikinci gününde onun misafiriyiz. Bugün yemekte de elinden geleni yaptı mutfakta 2 saat boyunca. Tüm ürünler şu anda önümüzde. Birazdan yemekler hakkında konuşacağız, eleştirilerimizi yapacağız. Ama ondan önce temizliğe gelelim. Dün bayağı temizlik hakkında yorum yaptınız. Eleştirilerde bulundunuz. Gökhan Bey biraz hatta sinirlendi, yükseldi. Sonra biraz sakinledi. Zeynep Hanım, bu eve girdiniz ve eve bayıldınız temizlik konusunda. Evet, bayıldım. Çok gerçekten bayıldım. Elimi attığım hiçbir yerde toz göremedim. Oo, o kadar. Yani ben göremedim. Gökhan, bu evi dünkü evden temiz bulmuş Zeynep Hanım. Biraz o konuda eleştiride bulunmuş, bu ev dünkü eve göre daha temizdi diye. Sen de bu evi gezdikten sonra evet görünüşte temiz ama detaylarda tozlu demişsin. Hatta puan verecek olursam ki birazdan verecek, 5 üzerinden 2 veririm diye direkt söylemiş. Gerçekten mi? Boruların üzerinde gösterdim. Tozlar vardı doğalgaz borusunun üzerinde ve banyoda bir iki yerde. Gökhan Bey, sizin evinizin her yeri tozluydu. Yani değerlendirecek olursak. Sevim Hanım'la konuşuyorum. Anlıyorum ama. Size laf düşmedi ama şu an. Ama şu an ben de cevap verme gereği ben duydum Kadir yani. Ben Kadir Bey bana soru sordu ve ben Sevim Hanım'la diyalogdayım burada. Hayır, kendi evinizle kıyaslıyorsunuz ve bizim de gözümüz gördü ya. Şu an sizin evinizi falan kıyaslamıyoruz. Biz anladım. Sevim Hanım'la beraber konuşuyoruz. Zaten benim evime gelmediniz daha. Mutfak peki, görüyorsunuz. Birazdan istediğinizi mutfak söyleyebilirsiniz. Mutfak temizdi. 5 üzerinden 2 veriyor şu anda evet. Ve az önce Zeynep Hanım bayıldığını söylüyor bu evet, eve. Ay, ne diyorsun bu konuya? Gökhan Bey bence röportajda öyle söylemiştir. Puanla yansıyacağını sanmıyorum. Neden sadece ama? Laf olsun diye mi söyledi? Şöyle söyleyeyim. Yani o vicdanlı biriyim dedi dün. Yani 5 üzerinden 2 vermesi beni sadece çok üzer. Sevim Hanım, haksızlık. Çok pardon. Sevim Hanım bugün mutfakta dedi ki Gökhan Bey dedi temizlik konusunda beni eleştirmez diye düşünüyorum. Ha eleştirirse de haksız eleştirir. Çünkü dünkü evin üstüne beni eleştirirse dedi haksız eleştirir dedi. Bayağı bir fark var aramızda değil yok, mi? Yok var ben zaten konusunda. Söyledim çünkü o yüzden düne yani... hiç gitmeye gerek yok zaten ben açıklamalarımı dün yaptım. Hani dün de kaldı demeyeceğim. Yani kıyaslayabiliriz peki, tabii ki. 5 üzerinden 2'yi nasıl yani ben hiç hani bir toz bulmamayı umut ediyordum. Çünkü Sevim Hanım'dan beklentim çok yüksek. Ondan dolayı bunu söyledim. Peki Meral Hanım, siz nasıl buldunuz temizliğini dip köşe girip baktığınızda? Mutfakta pek bir şey görmedim. Hatta Gökhan Bey'e asla katılmıyorum. Doğalgazın borularına ben de çıktım baktım. Nerede çıktın? Ben çıktım, sen aşağıdaydın. Hayır, çıktım baktım ben. Beraber girdik. Yok beraber. Tozlu siz, değil siz karşıya işte. Bakıyordunuz. Ben arkaya baktım. Ben sildim ama onları peçeteyle kameraya da gösterdim. Siz çıkmadan önce ilk önce ben oraya çıktım. Siz benden sonra baktınız. Yağlı bir toz vardı orada. Ben katılmıyorum. Hani zaten borularda yağ olabiliyor, onu biliyorum. Evet ama senin ben katılmıyorum. Her tarafı yağ içindeydi. Doğalgazın borunu... Ya ben senin evine vurdu. Zaten geldiğim zaman seni göreceğim. Zaten göreceksin. Ha, göreceğim evet. Göreceksin. Siz çünkü bir dakika şimdi var biliyor musun? Çok özür ben ilk gün yarıştım. Ben ilk gün yarıştım. Ben zaten konuşmuyorum. Kül gibi tamam, konuşuyorum. Ben özür dilerim. Özür dilerim ama bir yorumunu alayım çünkü iki yanında çabuk. Kadir Bey, haksız ilişkileri yapıyorlar. Burası ev. Ev tozluydu ve peçeteyle silerek herkese gösterdim. Yani yalan mı söyleyeceğim? Yani herkes gördü zaten tozlu olup olmadığını. Yani, siz şimdi hepiniz tecrübe kazanacaksınız dünden. Sizden, ikinizden ondan sonra ona göre hazırlayacaksınız zaten. Özel hayatımda Yeşim da temizim Yeşim ben. Belli oluyor. Saçınızda bile Yeşim bir sürü şeyler var. Yeşim Hanım. Sizin yüzünüz pislik içinde. Siz kendi yüzünüzün pisliğini görüyor musunuz? Arkadaşlar. Ben size göstereyim. Yeşim Hanım göstersin. Gökhan Bey bir bana hayır ama. Tamam. Yeşim Hanım bana bakar mısınız? Lütfen rica ediyorum konuşabilir miyim? Beni bir dinler misiniz? Sizden rica ediyorum. Sesimi yükseltmek istemiyorum. Biraz şurada var. Gökhan Bey. Ne var? Pislik varmış benim saçımda. Ne evet, var? Jöle mi var? Bir şey, örümcek ağı mı? Öyle bir şey. Yani kulağınızın üstünde bak. Ben söylüyorum onun da kamerada gözükmesin. Evet, jöle var sanırım. Peki bir şey değil. Hayır, sprey falan sulandı ya aşağıda. Sprey de olabilir. Sprey'den olabilir. O zaman benim bir aynaya bakmam lazım. Ben de bir göreyim çünkü. Aşağıda sağdan dolayı gelebilir. Bir bakın isterseniz. Bekliyoruz yani sonuçta. Bunu söylediğiniz de çok yanlış yani. Yok, sizi uyarıyorum ki insanlar bizi izliyor yani. Benim yapıştığı için olabilir. Evimin temizliğine bakacaksınız. Ben zaten kendim de titiz bir insanım. Ben göreceğim, sizi göreceğim. Evet. Evet, sizi zaten gördüm. Berbatsınız. Evet. Haksız yere yorum yapmıyorum Yeşim Hanım. Benim adaletimi sorgulayacak en son insan sizsiniz. Ne var saçımda yani? Ne varmış ki? Bunu mu söylüyor acaba? Yani saçıma boya yapmışım. Kadın çıkartamadı yani. Ne yapabilirim bu? Burada bir şey varsa. Gözü de görmüyor.
Hayret bir şey yani. Bunu mu söylüyor yani? Bunu mu söylüyor? Ya buyurun Meral abla, sen devam et. Mutfaktan çıktığımda salona girdim. Salonda da tam her şey yolunda gidiyor dedim ama bir detayı unuttum. Tekrar döndüm, baktığımda koltuğun altında örümcek ağları gördüm. Hmm. Bu beni biraz üzdü. Onun açıklamasını yapsın istersen. Yapayım. Şimdi benim köşem biraz küçük kalır diye o bodrumdaydı. Biz de böyle akşam acele olarak getirdik ama altını silmeyi unuttuk. İşte bu da size eksi evet. bir puan. Ben, bu da detaylardan kaçılan bir puan. Yoksa çok güzeldi gösterdim. Her şey. Ben de örümcek elime aldım. Koltuğun altındaki mi? Yok, koltuğun üzerindeydi. Koltuğun altında, evet onu ben gördüm. Şimdi tek tek alacağım. Meral Hanım temizlik olarak beğendiniz. Okey miyiz? Genel olarak tamam, beğendim. Tamam, beğendin. Ha, birazdan evet. yemeğe geçeceğim. Evet. Yeşim Hanım, siz gittiniz aynaya baktınız mı, rahatladınız mı? Ben aynaya baktım. Heh. Acaba Gökhan Bey kulağımın buradaki izi mi söylüyor acaba jöle gibi? Hayır, hayır. Saçınızda hayır. bir şeyler var. Saçınızda vardı gerçekten. Yani vardı, vardı. Şu an geçti mi? Evet, geçti, şu anda geçti. Geldi ve jöle gibi. Evet. Bahçede oturuyoruz ve saatlerce bekliyoruz. Dışarıda gelmiş olabilir. Hatta şu anda tepe sizinle bile söylemeniz çok yanlış. Bir şey diyeceğim. Birazdan sakin. Söz hakkı bendeydi. Evet. Birazdan size geleceğim. Yapacağım. Yeter ki biraz sakin olalım. Bir de Kadir sizden Bey. Ricam. Lütfen kişisel olarak hakaret etmeyin birbirimize. Etmiyorum ki. Ev olarak konuşalım. Ev olarak okay. konuştu. Birbirimizin üstüyle başıyla ilgilenmeyelim. Ama masamızda yemek. Ama o bana söyledi. Ben de onu söyledim tamam, yok, yani. Gökhan Bey de söyledim. Tamam. Gerilmeyelim. Bir hanımefendiye söylenmeyecek bir şey yani. Söyledim. Gökhan'la Yeşim Hanım, yani gerçekten benim masamı sabote etmek için gelmiş gibiydiniz. Niye yaptınız anlam veremedim. Kimse birbirini sevmek zorunda değil. Peki temizliği genel olarak beğendiniz yani. Yani öyle güzeldi, anladım ben sizi. Yani, Gökhan Bey de birkaç detay bulmuş. Puanlamada ne olacak bilmiyorum. Göreceğiz. Ama birkaç bir yerde toz bulduğunu söyledi. Peki olabilir, o zaman yemeklere evet. geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Haydi buyur getireyim. Bakalım. Buyur. Sunumlara başlayabiliriz. Gökhan ve Yeşim gerçekten gereksiz tartışıyorlar. Özellikle Yeşim Hanım gereksiz tartışmaları söz konusu oluyor. Haksızlık yapıyor. Bu neydi? Labneli köz patlıcan salatası. Tadına bakalım buyurun. Meral Hanım beğendiniz mi? Bırakın da onu kademeye sorsun. Yani yarışmanın sunucusu var ya. Sizi ilgilendirmez ki, ben Meral Hanım'la konuşuyorum. Yarışmanın sunucusu. Ya size ne? Ya ne demek size ne ya? Meral Hanım'la konuşuyorum. Seni ilgilendirmez. Sen sakin ol. Benim bir sokak kavgası yapmayın. Allah Allah. Yeşim Hanım. Yeşim Hanım. Sen sokak kavgasına dönüştürüyorsun. Arkadaşlar. Ben dönüştürüyorum. Arkadaşlar. O elini de kaldırma böyle. Yeşimciğim bir sakin ol öncelikle. Sakin ol bakın. İkiniz de sürekli olarak birbirinizin laflarından bir zıtlık kapıyorsunuz. Ama ben girmiyorum Yeşim Hanım'ın lafına hiç. Ya karşı siz oturmasaydım ama pişman oldum ya. Bak şimdi o az önce Meral'e soru sordu. Meral cevap veriyordu. O ki eleştirebilirsin. Evet. Ama bak zaten zıtlanıyorsunuz. Birbirinizin lafının üstüne sürekli. Laf ama sizi ilgilendiren bir durum yok ki yani burada. Birbirinize karşı biraz daha volümleri düşürelim. Tamam, mümkün okay, oldukça da birbirimizin laflarına müdahale etmeyelim. Ne sen ona ne o da sana. Alttan da laf sokmayı kesin lütfen. Bir diğer başkalarıyla muhatap olun sanki o zaman. Sanki sunucu kendisi. Bugün masada aslında Yeşim Hanım'ın bir sabotaj programı hazırlamıştı kendine göre. Onu uyguladı. Başarılı da oldu aslında ama lezzetlerimi önüne geçemedi. Evet Meral, nasıl buldun krep? Neydi kız bunun içindeki? Kafamı da karıştırdın lan. Labneli köz patlıcan salatası. Daha önce hiç labneli yedim mi bunu? Yemedim. Yemedim. Gökhan Bey'in de dediği gibi, gördüğü gibi bayağı da yedim. Çok güzel, elinize sağlık. Beğendin. Evet. Peki Zeynep Hanım? Ben de beğendim. Beğendim. Zeynep Hanım zaten her şeyi beğeniyor. Ben her şeyi beğeniyorum. Ama güzel, gerçekten dün güzel. Dün beğenmediğin bir şey oldu mu senin? Trileçeyi ben dedim hani süssüz dedim ama hakikaten bana süssüz. Ama sen zaten dün yemeğe 5 puan verdin. Hatta en son ikramlı kısır 2 tabak yedin. O da gözümden kaçmadı. Ya. Biz yorum yaparken hala kısır dolduruyordun sen. Gökhan Bey nasıl buldunuz? 7 puan siz mi vermişsiniz? Kendiniz bir köz dediniz. Evet. Zeynep Hanım vermedi mi 7 puanı? Yeşim Hanım özür dilerim. Affedersiniz. Sunucu sizsiniz. Evet konuşun. Siz kendiniz gözlediniz değil mi? Köz evet. tadı güzel geliyor. Değil mi? Mayonez ve... sarımsaklı mayonez. Evet, yoğurt hı-hı. var mı? Yoğurt var. Labneyi biraz daha ön plana çıkartmanız gerekiyordu. Biraz az mı kaldı? Benim de hani salatamda dün oldu ya, Rus salatasını biraz az dedik ya. Bunda da biraz peynir tadı. Hepsinden hani kaç kaşık koydunuz aslında. Yoğurt mayonez? Dörler. Ben kendi yapıyorum çünkü peynirini biraz bol koyarım. Diğerlerini hı-hı. biraz daha az seviyede tutuyorum ki hani peynir tadı baskın gelsin diye. Tadı güzel. Yani keyifli. Afiyet olsun. Yeşim Hanım. Sağlık. Evet ben de beğendim. Güzel. Eline sağlık. Hoşunuza gitti. Güzel. Okey ben de çok beğendim. Normalde bunu domatesli sarımsaklı ya da sarımsaklı yoğurt yapıyoruz. Labnenizini ilk defa denedim ama gayet hafif bir tadı var. Şimdi
Kurabiye. Yulaflı. İçinde un. Un var mı içinde? Yok, içinde sadece içinde bir kaşık un var, yulaf. Buyurun bir tadına bakalım. Yeşim Hanım nasıl olmuş? Hiç beğenmedim. Niye? Hiç güzel değil. Yanlış anlamayın, emeğinize sağlık ama çok sert. Yüzünde şu an çok değişik bir ifade var, ona güldüm biraz. Böyle sanki tuzlu bir şey yemişsin gibi. Yani acı bir şey. Biraz yanmış sanki, yanık tadı da geliyor ağzımın içerisinde. Yeşim Hanımcığım aslında biraz fazla kızardı. Üzerindeki çikolatalar kızarmamış, yanmış yani. O çok acılık veriyor. Bakın beğendiğimi beğendim diyorum da. Peki Gökhan Bey, kurabiyenin tadı nasıl olmuş? Kurabiye biraz fazla pişmiş. Lezzeti güzel aslında. İçindeki çikolata mı? Evet, badem, çikolata, ceviz. Biraz ağır ama yani yani fena değil. Hani böyle kötü falan, hani yenmez değil. Aslında hani, en güzel yaptığım kurabiyeydi ama. O nazar olmuş yani, menünün nazarı bende de oldu yani, talihsizlikler. Siz de talihsizlik yaşamışsınız. Biraz fazla pişmiş sadece. Yorumum bu kadar. Peki Zeynep Hanım. Elinize sağlık. Evet, bana da biraz böyle acımsı geldi. Hani bir burukluk var içinde. Ya da çikolatalar olduğu fazla için. Olabilir. Biraz sanki biraz hafif pembeleşseydi daha mı iyi olacaktı acaba? O yüzden çok lezzet alamadım. Bir acılık veriyor. Peki Meral Hanım. Afiyet olsun. Ben de lezzetini çok beğendim. Ama üstündeki çikolatalar yanmış. Yandığı için. Fırın acizliği. Elinize kolunuza sağlık. Bu tarz kurabiyeleri çok seven biri değilim. Hep alışa gelmiş şeyleri yediğimiz için. Ama içi lezzetli. Özellikle kuru üzümlerle gayet güzel olmuş. Evet. Fırından dolayı ama lezzeti on numara benim için. Afiyet elinize olsun. Konunuza sağlık. İçli köfteleri Sevim Hanım'ın ablası yapmış bu arada. İkram. Sen istersen İkram. Baklavayı getir. Ama ben 3-2-1 deyince getir o kapıdan içeriye. Tamam, ben şunları almayayım. Tabaklarımız kalsın. Sen pasta tabaklarıyla al gel. Zeynep Hanım isterseniz içli köftenin tadına bakmak isteyen varsa bakabilir. İkramlık çünkü kızartıldı. Sevim Hanım yorumlardan mutlu musunuz? Yorumlardan genelde mutluyum. Yeşim Hanım'la Gökhan Bey'in tartışmalarından huzursuzum. Çünkü masamı çok tatsız tuzsuz bir hale getirdiler. Gökhan Bey bir şey yapıyor mu? Gökhan bir şey yapmıyor. Yeşim Hanım kışkırtıyor resmen. Peki buna müdahale etmek istiyor musunuz? Müdahale edemiyorsunuz ki. Ya giremiyorsunuz araya. Dinlemiyorlar çünkü sizi. Ben yemeyeceğim. Yeşimciğim. Teşekkür tadına ederim. Tadına bak. Yok yok, çok teşekkür ederim. Yemeyeceğim ben. Keşke nezaketen alsaydım. Kızartma sevmiyorum. Belki sevmiyordur. O olabilir. Yani nezaket için de sevmediğim bir şey yemek zorunda değilim. Yok yok, tabii sevmek zorunda değilsin. Hayır, tamam. İçli köfteyi çok severim ama kızartmasını sevmem. Haşlama sevdiğim için yemeyeceğim. Doğru olabilir. Yani eline sağlık. Emek göstermiş, yapmış, sofraya koymuş. Bir şey demiyorum. Benim annem daha güzel yapıyor ama. Tadına bakmadınız ki ama. Görünüşünden belli yani. Yani kızartma olduğu için kızartmayı ben sevmiyorum. Tadını bilmiyorum. Ama kızartması sevmiyorum. Kızartıldığı zaman içerisinde kıtır kıtır oluyor. Orasını hepsi. Anladım ama özellikle benim annem daha güzel yapıyor diyorsunuz. Evet, annem haşlama yapar ve o daha yumuşak olur. Evet, haşlama. Ben yine dünkü gibi ön yargıya devam ediyorsun. Yok, Meral Hanım'ın söylemek istediği kızartma haşlama değil. Tadına bakmadığınız bir şeyin annenizinkinin bundan daha güzel olduğunu. Valla o kadar içli köfte yedim. Hiç bir tanesi annemin içli köftesi yerine tutmuyor. Ve bunu da yesem eminim o da öyle olacaktı. İşte bu ön yargı. Bir ön yargı değil. Yanlış kesmişiz işte. Bak. Siz yanlış kestiniz. Ben doğru kestim. Siz alırken öyle yaptınız. Hadi dış ses. Hadi dış ses. Kadir Bey, kahvelerimiz gelmedi. Yani benim Medine Hanım. Kahvemi ben 2 dakikada getirdim. Kahve yememden gelir. Çay içmemden gelir. Havar, havar, havar yarim. Kahve yemenden gelir, çay içmenden gelir. Kahve makinesi benim olmadığı için yani bilmiyorum nasıl olduğunu, o yüzden. Çay benim, çeşme benim, ardıma düşme benim. Seninle eğlendim, sevdiğim başka benim. Amanını yalele yalele, yandı mı yalele yalele. Oh, amanını yalele yalele, yandı mı yalele yalele. Yemin ediyorum hep bir gün havası. Hey. Oh, sefanız olsun. Benim sayemde eğlenin, eğlenin. Kahve, kahve, kahve. Emine'nin giydi dağlar meşe. Elicim Hanım. Haydi 3 gün oldu. Gelin ben bu derde düşeli.
Kaydı bu bahçemine, nasıl ederdi biz bu işe. Nikahımızda kıyısı, haberlerin hocam demiş. Sayemde eğlenin, eğlenin. Bilerek yavaş yapıyorum ki siz de eğlenin. Çalıp oynayın, benim de hoşuma gidiyor. Ay, biz küçük bir kına yaptık. Vallahi. Ay. Enerjimizi attık. Kız senin astımında var bu, öyle korkuyorum. Yığılacak. Bir şey olmaz, ay, olmaz. Kadir Bey, gerçekten ben bile kahvemi bu kadar uzun sürede geçirmemişim. Herhalde düdük yiye vurdu kahveyi. Var benim bugün hanımlar. Kahve, kahve, kahve. Kız iyice heyecanlanıp yapamayacak. Oh, 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 suyundan da koy, koy, suyundan da koy, koy. Suyundan da kor kor. Oh, Kadir ezil dileyen hamarat benim benim. Kadir ezil dileyen hamarat benim benim. Onlara kızlar yardım ediyordu, bana ben yalnız yapıyorum, kusura bakmasınlar. Dileyen hamarat benim benim. Kadir ezil dileyen hamarat benim benim. Kadir ezil dileyen hamarat benim benim. Ay, nefesimizi kaldı. Çalıp oynayın, benim de hoşuma gidiyor. Bana enerji veriyorsunuz oynayarak. Medine Hanım, Yemen'den mi geliyor bu kahve? Nerede kaldı? 10 dakika oldu. Oynayarak bana enerji veriyorsunuz hanımlar, hanımlar. Bir bakayım bakalım. Ne işler karıştırıyor bu Medine? Geldi. Nerede kaldı bu kahveler? Mahsus. Nerede kaldı bu? Ya bak, niye öyle çok, yapıyorsun? Çok çok. Neden öyle yapıyorsun? Çok çok çok. Mahsus. Siz dökünüz, siz dökünüz. Bak, beni sinir çok, etme. Çok çok çok. Kahve Elif döküldü. Kahve döküldü. Oh, oh. Ne oldu acaba? Kıskanıyorsun. Kabul edemem ben. Kıskanıyorsun. Hayır. Ha. Olmadı. Kıskanıyorsun, tekrar, kıskanıyorsun. Tekrar yapın o kahveyi. Hayır, lütfen kahveyi içeri gider misin? Ben senin evinde öyle mi yaptım? Hayır, kahveyi tekrar yap. Bir saniye. Ben senin evinde öyle mi yaptım? Bir saniye, bir saniye. Sakin, ama sakin. Çok ayıp ya. Ne oldu? Onun evinde ben yap. Öyle mi yaptım? Bir saniye, çıkıyor, geliyor buraya ve bana vuruyor, kahveyi döküyor. Çok ayıp ya. Bir saniye, sakin ol. Durun, durun, ben anlatayım. Elif Hanım geldi, elimizi ayağımıza karıştırdı, tepsiye dokundu, kahveyi döktü. Dokundu mu Medina? Evet, dokundu. Gördü kameraya. Çok ayıp ya, ben sizin şeyinize geldim mi mutfağınıza? Yandım ben. Mutfağınıza geldim mi ben? Siz ha? Kahve bakmaya gelmediniz mi? Mutfağınıza geldim mi ben? Mutfağınıza geldim mi ben? Kadir Bey. Geç geç. Da kadına niye vuruyorsun, bakmaya geldin? Bilerek değil Kadir. Böyle karşılaştık hemen. Bir bakayım dedim, hani ne oluyor? Enerjiyle girdim. Aynen, bir enerjiyle girdim. Çarpışarak ölürüm, ben yurdumu veremem dedi kadın da. Hanımlar, kahveleriniz geldi. Elif Hanım'a vermeyeyim, o yine döker. Elif Hanım gitmiş tam Medine Hanım gelirken. Elif Hanım, sizin kahveniz bu. Ay, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Medine Hanım zahmet oldu ama biraz geç geldi ama. Elif Hanım, mutfağa bakmaya gittiniz de niye Medine Hanım'a çarptınız ya da bir ya yok mı? Yeri çekti, çarpmadım yani. Hayır. Kameralar görmüştü, geriye dönelim. Resmen geri yani benim üstüme ya, geliyordu. Hayır. Ben de geri bak, gideyim diye. Şöyle geri çekilince. Böyle oldu. Yok, siz böyle yok öyle yani. Bir hararetli geldiniz ki dış ses. Doğru demiyor muyum? Peki sen söyle, Elif Medine Hanım'a çarptı mı ya da vurdu mu? Tam çarpacaktı, Medine Hanım da tepsiyi çekti. Tepsiye değmesin İkildi. Diye onun yüzünde tepsiyi yani. Tepsiyi şöyle sonuçta çekti. Sebep o. Anladım. Çok ayıp ya, ben böyle şeylere gelemiyorum gerçekten. Çay yok Göknur Hanım, çayı nasıl yapmazsınız? Bile bile yapmadım. Her gün çay mı içtirdi, bugün de mevzu içsinler. Bunlar şeye mi diyorsun, sana gününde dedi ya, yani dışına süsünüp süsünün önem veriyorsun ama evine hiç önem vermiyorsun. Kesinlikle. Öyle diyen birinin evinin böyle çıkması. Yani kesinlikle kıskandığını düşünüyorum, başka hiçbir açıklaması olamaz. Neyi kıskanacak peki? Bilemeyeceğim artık, eşyalarımı mı, evimin şeklini, şemalini mi, beni mi, kişiliğimi mi, bir şey yani orasını bilemeyeceğim ama asla benim kendisi evimle bu ev kıyaslanamaz. Ya affedersiniz asla. Ben size bir gün çay yapmadım da ben size meyvesi ikram etmek istiyorum. Çay olmadı. Neden? Yapmak istemedim her gün çayı. Her ama gün... beş çayına geldik adı üstünde. Bugün beş de çayı. Beş meyve suyu olsun ya da beş içeceği olsun. Beş içeceği unuttun olsun. Çayı unuttun mu, demlemedin mi? Şaka mı yoksa? Geçmiş çay olsun. Nerede? Unutmuş. Suyu bitmiş. Çayımız yok. Size meyvesi ikram edeceğim. Yani unutuldu. Şey, poğaçada var. Ay, özür dilerim Pınar Hanım, kusura bakmayın. Pardon, kaza oldu. Tamam, iyi de. Pınar Hanım'a başka bir şey böyle
Patlatmayı düşünürken Mevzu'yu patlat. Ne gibi? Patlatmayı düşünürken kompeti, derken. Kompeti pat böyle hani böyle. Biz burada misafiriz. Biraz daha özenli konuşursanız çok sevinirim. Şey yapmak istedim böyle. Hani bir şeyler patlatmak istedim böyle ama olmadı. Konfetiydi herhalde. Konfeti. Başka bir şey olması zaten mümkün değil. O yüzden çok ciddiye de almıyorum. Pınar beni yanlış anladı şu an. Bir şey patlatmak istiyorum dedim ya onu yanlış anladı. Sanki ne patlatacaksam. Ben sadece böyle tüyler tüyler patlatacaktım. Sence peki o meyve suyunu bilerek mi döktü? Bilerek yaptı bence. Zaten hafta başından beri bir takık. Anlamış değilim açıkçası. Evet, herkes tadına baktığına göre Selim abla böreği nasıl buldun? Keseyim değil mi? Tuzsuz olmuş. Aslında tuz atmıştım içine de. Biraz. Çok fazla koymak istemedim tuz. Kıyması yoğun olmuş. O yüzden beğenemedim. İçindeki kıyma kat kat herhalde koydunuz değil mi? Kat kat, kat görünüyor. Evet. Çok olmuş. Bana çok geldi. Yani ellerinize sağlık. Afiyet ben beğenemedim olsun. Kadir Bey. Peki yalan. Kıymasının çok olmuşluğunu beğenmedin. Pişmişliği tuzsuz. Nasıl? Pişmişliği altına bakmadım vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Yani altı biraz daha pişebilirmiş. Peki tuzsuz ve içine kıymasını afiyet ne olsun. Diyorsun? Çok koymuş. Kıymasını kıyması bol. Ben de kıyması olduğu yani kadar. Yok hayır. Bilmiyorum. Ben şu an bu kadar yoğun sevmiyorum. Kadar. Ben bu kadar yoğun sevmiyorum kıyma. Ya olması sevmiyorum. Gerektiği kadar kıyma. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki Pınar Hanım? Benim için de içinin malzemesi çok fazla ve hamur olmuş. Hamur olmuş. Kesinlikle hamur olmuş evet. Götler ne diyorsun? İçi hamur olmuş. Ama katılmıyorum. Çünkü içine zaten çok hani... kat koyduğun için. Evet hamur yani olmuş. Yani her kata da koyduğun için hem evet. Kalın. Her kata da kıymayı koyduğu için sulanıp emip hamur olmuş. Yani yufka sanki hiç pişmemiş zaten içine. Zaten yufkayı pişir, hazırlarken zaten ıslatarak kat, ıslatıp yaptım. Yani o açıdan çok hamur olmuş böyle. İçi yapış yapış olmuş. Ben de o yüzden beğenmedim. Beğenmedin. Evet. Peki el açması bekler miydin böreği? Yani menünün ağırlığına baktığında yani el açmalık bir şey bekler miydin börek el falan? El açması yapılabilirdi ama Göknur Hanım'ın yapmayacağını tahmin ediyorum. Neden? El açması yapmayacağınız tahmin yok. Neden? Öyle bir izlenim yarattınız bende. Allah Allah. Sen evet. Bir de menüye şaşırmamışsın zaten. Şu an gördüklerine de şaşırmadın. Neden? Evet doğrudur. Neden Pınar Hanım? Bana göre menü de çok karışık. Yani burada tavuk menü de var. Benim gibi burada karışık. Burada tavuk var. Burada işte her şeyi kabul etmeniz ne kadar güzel. Evet. Çok misafir çünkü kendine barışık bir insanım ben. Ama bu barışıklık sizin değil. Bu tavrı sizin için kötü mü? Yani ne bu olarak algılıyorsun bu mesela? Bu yarışmaya katıldıysanız bir kere... Bizim bu yani sizi eleştiriyoruz değil mi? Kendinizi savunmanız gerekir. Savunuyorum kendimi ama. Bu yaptığını savunmak değil. Hayır savunuyorum kendimi. Ne mesela? Ama ben sizin için güzel bir şey söylemedim ama kabul ettiniz. Evet, bu kabul savunmak ettim. Değil ama. Ben bu şekilde kabul ediyorum. Tamam kabul ediyorsunuz ama savunmuş olmuyorsunuz bu şekilde. Ben sizin için karışık diyorum. Burada tavuk tamam, var, burada kıyma var. Börek de benim ben gibi karışık olmuş diyorum. Çünkü ben de börek karışık insan olduğum için. Ben tavuğu da söyledim ama tamam o zaman. İletişim kopukluğu oldu. Duymadınız Pınar'ın herhalde. Pınar'ın kastiyi beğenmediğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Yani bugün genel olarak bir şeyleri kasti beğenmeyecek Pınar'ın mi? Pınar'ımla zaten bir elektriğimiz pek bir frekans alamadık birbirimizden. Ben size güzel bir şey de söylesem siz direkt çıkışıyorsunuz zaten. Var mı? Öyle bir şey asla bir saygısızlık yapmam size. O yüzden yani. Az önce patlatacağım dediniz değil mi? Ama siz orayı yanlış anladınız. Hani hı-hı. İsim vermemek yani için patlatacağım. Yani onun altında çok büyük bir şey aradılar hayır, genel hayır, olarak. Hayır, hayır. Asla hayır. Yani biraz sanki böyle altında daha hayır, kinayeli hayır, bir şey hayır, aradık hayır, gibi hayır, genel hayır. Olarak. Aramadık yok, bu şekilde söyledim. Yok yok yanlış anladınız hayır. İnandın mı? Hayır. Hayır tabii ki de. Keşke, sizin ses tonunuzdan, konuşma şeklinizden, an... yüz ifadenizden her şey çok net belli oluyor. Gülümsemenizden bile belli oluyor yani. Tamam sizi fazla kıskanıyorum Pınar Hanım. Gerek yok. Sizi kıskanıyorum Pınar Hanım. Belli çok güzelsiniz. Ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Size bayılıyorum Pınar teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Esra böreği nasıl buldun? Öncelikle ben el açması beklerdim. Çünkü pasta işte börek tarzı şeyleri yaptığını söylediği için. Aa evet şu an aklıma geldi evet. Kız sen hamur ustasıydın değil mi? Evet. Bu kadar çeşit olduğu için açamayacağımı biliyorum yani. Bu sebepten dolayı el açması beklerdim. Yufkayla yapmayı tercih ettim. Kesinlikle çok fazla harç koyduğu ve katını fazla yaptığı için kıymanın harcı emmiş ve ıslak olmuş. Bu sebeple beğenemedim. Beğenemedi. Kalın mı olmuş? Kalın. Peki bir hamur ustası böyle bir börek yapabilir mi? Ben çok başka yani tam anlamıyla her şeyi çok başka bekliyordum yani aslında. Mihriban abla. Ben de el açmasını beklerdim ve pişmemiş. Zaten siz de kesemediniz. Dağıldı yani. Güzel içi çekmiş pişseydi o kendi kendine dilimlenirdi. Pişmediği için dağıldı ve kesilmedi. Öyle diyorsunuz. Evet. Sizce olmuş mu yani? Bence olmuş. Gayet güzel olmuş valla. Ya bak üstündeki yufkayı görüyor musun? Bembeyaz bak. Üstü kızarmış bir börek değil bu. Altı da bayağı hamur bu şekilde. Ha bu kadar kalın yapmasaydın belki yine çabuk pişebilirdi. Ama biraz kalın olmuş.
Yine de eline koluna sağlık diyorum. Afiyet olsun. Hazırsanız arpa şehriye, tavuklu arpa şehriye salatasından devam edelim. Evet, tavuklu arpa şehriye salatasının tadına baktık. Mihriban abla nasıl buldun? Şehriyeler diri olmuş ve böyle beğenmedim yani. Yağlı bir şey böyle olmuş. Böyle yağlı... Yağlı zaten hani... Donuk bir yağ geldi aklıma. Hayır, tereyağı kullandım. Tereyağıyla pişirdim, bu? Evet. Donuk bir yağ geldi ve diri şehriyeleriniz ben beğenmedim. Tatsız, tuzsuz bir şey. Tuzu yok, tatsız, tadı yok. Tatsız, tuzsuz bir şey. Yani tadı yok, tuzu yok. Ay yapmayın lütfen ya, hayır ya. Gökmen ne diyorsun? Kabul etmiyorum, hayır yani. Kabul etmiyorsun tamam da... Hayır zaten... Tuzunu koymuşum, baharatını koymuşum. Gerek olan zaten, onun en önemli şey taze soğanı zaten koymuşum. En önemlisi taze soğan mı? Evet, taze soğan. Taze soğan olmasa da tadı, tuzu yerinde olsaydı keşke. Tadı tuzu yani yerinde böyle ama. Ne oldu Pınar? Bir saniye, ekşisi. Pınar'a gülme geldi. Ne oldu Pınar? Hayır, sanki soğan koyunca her şey tamam oluyormuş evet, gibi tamam geldi. Ama onun tadını veren zaten taze soğan ve tavuk. Sosu. İyi sosu. De sosu yani bir önemli bunun. Tuzu, ekşisi. Limon suyunu koymuşum, tuzunu koymuşum, baharatını zaten koymuşum. Hiçbirinin tadı gelmiyor ama. Nasıl? Hani sası siz dediniz ya. Çok mu ekşi evet isterdiniz? Çok ekşi değil, olması hani, gerektiği gibi isterdim öncelikle. Ama şu an öncelikle olması gerektiği gibi zaten. Asla değil. Hiçbir değil şekilde ekşilik gelmiyor. Arpa şehriye salata en kolay salatalardan bir tanesi, o da mı olmamış? Kesinlikle tamam olmamış. Olmaz. Asla, bu da mı gol asla değil olmamış. Bu da mı gol kapya değil? Kapya biberleri de konserve mi kullandınız, kendiniz mi közlediniz? Kendim közledim. Konserve gibi tadı geliyordu yok, o yüzden. Yok, kendim közledim. Tebrik ediyorum. Konserve kullanmadığınız için. Teşekkür ederim. Kendim közledim, görürsünüz. Evet Selim abla. Beğenmedim Kadir'cim. Sosu yok. Yani tavukla şehriye koyuldu diye salata olmamış bu. Olmamış yani Kadir Bey. Olmamışı olmuş diye nasıl söyleyeyim? Niye olmamış? Bak sosu yok, eksik. Yani aldığın zaman ekşilik gelmiyor ya. Bugün nedense herkesin ağzına salat bir şey. Benim... Hiçbir şey o olmamış, şu olmamış, bu olmamış. Peki kastı olarak inadına mı beğeniyorsun? Hayır. Herkes hani net hayır, yani. Hayır, alakası yok. Ya, hayır yani lütfen ya. Gibi bir şey olmuş bu bize. Saman gibi olmuş, bir şey olmuş. Tatsız. Olmayan bir şey olmuş mu diye. Tamam, lezzeti yok. Şunu sormak istiyorum. Yani arpa şehriye salatası Türk mutfağındaki en kolay şeylerden biri değil midir? Tabii ki. Peki Göknur bunu da mı beceremedi? Yani en kolay hamur ustasıyım diyen biri. Demek ki hamur ustasıyım dedi olmadı. Demek ki salata ustalığına hiç soyunma. Öyle diyeyim sana. Hiç olmaz yani. Mihriban abla sen beğenmedim dedin salatayı. Beğenmedim hiç. Esra. Kadir Beyciğim ben şehriyeyi pişirmesini hani beğendim. Tavuğum. Pişmiş tavuk mi şehriye? Evet. Ama Mihriban abla az önce diri dedi. Diri. Yok biraz bana diri daha, gelmedi. Bir tık daha pişebilir. Tavuğu da beğendim ama birleşiminde bir eksiklik var. Tuzu, ekşisi, baharatı. İçerisinde kullandığı şeyler belki işte bilmiyorum neden kaynaklı. Aslında her şeyi koydum ama. Koydum yani ikisini ya de koydum. Ya az mı geldi acaba bilemedim yani bu yorumlara göre. Peki bir şey diyeceğim. Şu ana kadar iki tane lezzet tatlı. Evet. Şu ana kadar tattıklarınla Göknur'a hamarat der misin? Yok. Ben çok başka yani beklentimi belki çok yüksek tuttum bilmiyorum ama hani ben... Peki. Koklamaların tıkırdadığı, toz bezlerinin gıcırdadığı, ekranların hem leziz hem de temiz yarışması Kadir Ezidi ile Enem Arat benimden. Haftanın dördüncü günden herkese tekrardan merhabalar. Az önce gördüğünüz biliyorsunuz mutfakta tam iki saat geçirdik. Ve Sakine abla mutfakta güzel bir performans sergiledi. Bakalım performansıyla, yemekliyle, hamaratlıyla arkadaşlarını ikna edebilecek mi, güzel puanlar alacak mı göreceğiz. Sakine abla ne hissediyorsun? Yarışmaya katıldın. Evet, katıldım. Elinden geleni yaptın. Evet, öyle oldu. Kendimi iyi hissediyorum yani. Masadaki en büyük yarışmacımız sensin. Evet. Ve mutfakta da iki saat boyunca ayakta durdun. Evet. Her şeye rağmen enerjin hiç düşmedi. Düşmedi. Yani bazı rahatsızlıkların var, şekerin olsun, tansiyonun evet olsun. Ona rağmen güzel performans çıkarttığını düşünüyor musun? Düşünüyorum ben. Düşünüyorsun. Evet, düşünüyorum. Peki, hadi bakalım o zaman. Saadet Hanım'dan başlayalım. Nasıl buldunuz Saadet Hanım masayı? Güzel buldum. Beğendin? Güzel, evet beğendim. Teşekkür. Saadet dedi ki, ben dedi asla ön yargılı değilim. Yani sen onun evinde beğenmedin diye bugün beğenmemezlik yapmayacakmış. Ben bir şey beğenmemezlik, evinle ilgili bir şey yok. Yok, evle yok, değil, yemeklerle alakalı. Hani. Ya sadece çorbanın yani soğuk. Hayır, Saadet diyor ki benim evimde bir şey yemek beğenmedi ama ben bugün ön yargıyla gelmedim. Aynen, kesinlikle hani hem size hem Türkan Hanım'a. Peki, göreceğiz bakalım yemeklere yorumlar nasıl olacak? Saadet Hanım mantıklı bulacak mı, yorumlarını beğenecek mi? Türkan Hanımcığım siz nasıl buldunuz masayı, düzeni? Fena değil. Fena değil nasıl oluyor yani, iyi çok da... Yani fena değil. Beğenmediniz mi? Yok, beğenmedim diyemem. Eksik bir şey mi var? Yani... Aslına bakınca. Eksik bir şey yok, eksik bir şey var demiyorum. Hani şık bulmadım öyle. Şık bulmadınız. Sakin Hanım. Nasıl şık bulmadınız?
Tabaklarım 30 yıllık tabaklar. Ne güzel. He. Yani başka o şeylerim bir şey yani yeni bir şey alıp da örtüm desem 25 yıllık örtüm. Ben zaten böyle eski şeyler seviyorum. Yani Saadet Hanım'ın yaşını yansıtmış yani masa. Yani şöyle tabii ki yaşını yansıtmış yani sade bir masa olmuş ondan evet, bahsediyorum. Davete uygun bir masa yani, değil mi peki? Çiçek uygun. Koymadım çiçek. Yani öyle çirkin kötü anlamında demedim yanlış anlaşılmasın. Yok estağfurullah hani fena değil deyince hani fena değil niye denir? Enişte gibi. Yok değil. Peki dün Hülya Hanım'ın tavırlarına biraz sinirlendiniz galiba puanlara evet. Müdahale etmesinden evet, dolayı. Evet, evet. Hülya Hanım dün niye Türkan Hanım'ın puanlarına bu kadar müdahale ettiniz ve sinirlendiniz? Çünkü şeyler açılmıştı. Evet. Üç kişinin açılmıştı. Üç kişiden sonra tekrar dönülmesi ve sizin defalarca Gamze Hanım'a sormanız ve Gamze Hanım'ın tamam okey demesine rağmen tekrardan puan değiştirmesi beni çok rahatsız etti. Türkan Hanım bu konudan rahatsız olmuş. Etrafı manipüle mi demiştiniz? Evet. Manipüle etmeye çalıştığınızı düşünüyor. O ne demek? Yani bir bastırma, bir ne bileyim. Hayır bir... hayır estağfurullah. Sadece... Müdahale etmeniz onu rahatsız etmiş. Hayır estağfurullah. Öyle bir şey asla yani öyle bir şey yapmak istemedim. Öyle bir şey de asla değil. Fakat siz defalarca Gamze zaten izleyince göreceksiniz. Gamze Hanım'a defalarca sordunuz. Hani son kararınız mı derken evet dedi ama Saadet Hanım açtıktan sonra Gamze Hanım ben de değiştirmek istiyorum deyince ben çok şaşırdım. Peki siz Türkan Hanım'a fazla puan gittiğini düşünüyor musunuz? Hayır gereksiz. Fazla para fazla puan gittiğini düşünmüyorum. Sadece Gamze Hanım yaptığı hareketi yanlış buluyorum. Arkadaşların kararsızlığından dolayı. Yani Gamze, kesinlikle. Bu hareketin Türkan Hanım'ı çok sinirlendirmiş. Niye bu kadar kararsız kaldın? Ben zaten en başta tahta yaşarken söylemiştim. İki rakam ama arasında kaldı ama. Ama diyor ki Kadir Bey'in ısrar edilmesine rağmen. Ondan sonra haksızlık yaptığımı düşündüm. Çok açık söyleyeyim. Sonuçta Türkan Hanım'ı ben bu yarışmada tanıdım. Sonuçta onun masası ve diğer masalara göre Türkan Hanım'ın masası daha güzeldi bana anladım. Göre. Ve biraz son dakika olması Hülya Hanım'ı rahatsız etmiş. Ve şöyle etmiş. Bir şey var. Zaten Saadet Hanım'a değiştireceğiyse ben tahtasını açmasını beklemiyordum. Söyledi. Sonra zaten o aç, tamam dediğiniz takdirde ben dedim ki ben de değiştirmek istiyorum dediniz. Pat diye Saadet Hanım açtı tahtasını. Peki Gamze Hanım başka bir niyet olduğunu düşünüyor musunuz? Bu son dakika değiştirmesinin altında bir şey arıyor musunuz? Yani bilemiyorum. Öyle bir şey. Yani aradığım bir şey yok ama anladım. Çok çok inanılmaz şaşırdım. Peki yani, son dakika olması biraz daha rahatsız etmiş sadece. Peki siz benim hani sunumlarımı, menümü beğenmediniz mi? Masamı beğenmediniz mi? De bu kadar hani tepkili oldunuz, tepki verdiniz Gamze Hanım'a. Hani değiştiriyor. Demek ki o da bir şeylerin farkına vardı ki değiştirmek istedi. Hani neden bu kadar tepki verdiniz? Onu merak ettim açıkçası. Sizin anlamadığınız olay, benim anlatmak istediğim olay Kadir Bey'in defalarca sorması ve noktayı koyması. Noktayı koyduktan sonra Saadet Hanım'ın açması ve o anda ben de değiştireceğim dedikten sonra. Aklımda bir şeyler dönmüş diyor yani ona. Ben açıkçası ben değiştireceğim dedikten sonra halen değiştireceğim demesi. Ben çok rahatsız oldum, halen rahatsızım. Ama sorun değil, hiç sorun değil. Altında ne gibi bir şey arıyorsunuz? Aradığım bir şey yok aslında ama şaşırdım işte. Bu kadar rahatsız olduysanız demek ki var. Belki rahatsız oluyorsunuz. Yani onu siz biliyorsunuz, zaten ben bilemiyorum. Yazı yazarken de çok kararsız kaldım ki siz de gördünüz Kadir onu Bey. Onu söylediniz zaten. Ben haksızlık yaptığımı düşündüm. O masa üçlük değildi. Tamam da defalarca soruldu. İçli köftesini beğenseydim 5 verirdim. Evet gecikmeler oldu. Peki, ama evet. O sırf sunum güzel olsun diye uğraştı. Siz de yapsaydınız size de aynı puanı verirdim. Yok ben sunumunu beğendim yani zaten. Gecikmelerin nedeni güzel sunum olması. Sizlere güzel hizmet vermek. Sizleri memnun etmek. Benim tek amacım oydu. Peki sakin abla. Bugün eleştirileri açık mısın? Türkan Hanım senin eleştirileri çok açık olabileceğini düşünmüyor ama. Hayır açığım ben. Niye Türkan Hanım öyle bir düşünceniz var? Yani Sakin Hanım bugün neden eleştirileri açık olmasın? Yani şöyle söyleyeyim. Eleştirilere açık olmaz demesinden kastım. Kendisinin hani bizden yaşça büyük olduğu için fazla eleştiri yapıldığı zaman belki hani rahatsız olacağından düşün. İtiraz edebileceğini mi düşünüyorsun? İtiraz edebileceğini düşünüyorum. Yani siz şey yapacaksınız, eleştireceksiniz. Tabii beğenmediğiniz şeyleri söyleyeceksiniz. Neden rahatsız olayım ki? Siz rahatsız mı oldunuz bizim eleştirmelerimizden? Yok, hayır kesinlikle rahatsız yani. Yok, Türkan Hanım röportajında demiş ki ben aşçı olduğum halde beni bile eleştirdiler. Bugün ben de zaten eleştirilerimi yapacağım. Yok, yapsın ama bizim eleştirmemiz tabii Türkan Hanım gibi yapamayız. O restoran sahibi yemekler yapmış, çeşitler çıkarmış. 12 yıllık aşçı. He yani onun için değil. Ben şey yapmıyorum yoksa. Peki bu konuda cidden Türkan Hanım'ı kendinizden üstün görüyor musunuz? Evet o aşçı 12 yıldır yemek yapıyor o yüzden bizden bir tık daha yukarıda diyor musunuz evet, bu konuda? Evet ben diyorum yani. Teşekkür ederim. Yani peki Türkan Hanım 12 yıldır mutfakta, sen kaç yıldır mutfaktasın? Ben kaç yıldır mutfaktayım ama öyle restoran yemekleri, çeşit şeyler çıkarmıyorum. Tabii istersem çıkarırım. Anladım, o konudan dolayı. Peki çeşitlilikle alakalı seninkisi. Tabii. Gamze Hanım sizin yorumunuz nedir bugün? Masayı beğendim, sade, şık. Bana göre sade ve şık. Sakin Hanım hakkında böyle çok kararsızım ben.
Yapmış ama da olabilir. Ama şu kararsızlığını ne olur geride bırak. Yapmış da olabilir, yetiştirmiş de olabilir, yetiştirememiş de olabilir. Sağ gösterip sol vuracağını düşünüyor bugün senin. Peki göreceğiz bakalım. Saadetçim sen yorum yapmış mıydın? Evet. Tamam sen de yorum yaptın. Kadir Bey, efendim? Ben kaldım. Niye siz yorum yapmadınız? Yapmadım. Aa buyurun buyurun pardon. Pardon. Pardon buyurun. Nasıl buldunuz sofrayı? Şık, sade. Böyle bir şey bekliyordum. Güzel. Yani çok beğendim. Sıkıntı yok sizin için. Tuz eksik sadece. Ha tuzluk yok. Tuzluk. Peki bakalım tuza ihtiyacınız tuzlu olacak mı? Olursa getiririm. Kaç yıllık tabaklar olduğu için. Başka bir şey yok. Anneanne sofrası olmuş. Evet. Güzel. Evet. Çok... Maşallah. Peki Sakin abla, asıl şimdi yarışma başlıyor. Evet. Sunumunla, lezzetinle, her şeyle kendini evet göstermen lazım. Benim çorbam soğuk çorba olduğu için tasıyla, tersiyle getireceğim. Servis tenceresiyle gelecek. İlk defa o tencereyi kullanan birini gördüm. İlk defa. Hanımlar bu sofranın nesini beğenmediniz? Tam anne sofrasıydı. Yemekleri mesela sunarken Kars yöresine ait soğuk ayran çorbası dediniz mi? Karşı demedim ama kendi yöresinin ama çorbası. Şöyle söyleyeyim. Soğuk ayran çorbası hani genel olarak nohutlu olur, içinde buğday olur. Yani yeşil mercimek, işte köfte bunlar hani... Şimdi ayran çorbası başkadır, bu çorba başkadır. Ama siz ayran çorbası ayran dediniz. Ayran çorbası dedim ama... Ayran aşı çorbası dediniz. Ayran aşı çorbası, aha, tamam doğru demişimdir ama şimdi bunu biz bu şekilde yapıyoruz. Yoğurtlu, evet, tamam. Köfteli, ben de aksini iddia pirinçli, etmiyorum. Yarma koymuyoruz fakat buna. Fakat ama şimdi siz söylerken bize... O açıklamayı yapmamış olabilirim yani, doğrudur. Yani bir de hani bütün yaz boyunca ben bunu yapıyorum ya... Hiçbir zaman bu şekilde yapmadım. Ondan bahsediyorum. Hmm, bilmiyorum. Bizim genellikle dolaplarımızda olur. Herkes yer sever yani. Peki siz beğendiniz mi Hülya'nın? Yani çok aman aman beğenmedim. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Nanesi birazcık fazla olmuş. Peki afiyet olsun herkese. Ablacığım eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Yok ben diyorum ya. Çok kalkma. Köftesi güzel pişmiş. Mercimeği güzel evet pişmiş. Kıvamını da iyi ayarlamışsın. Yani deni çok, suyu az değil. Tam kıvamında olmuş. Afiyet olsun. Ben de ilk defa köfteli olanı içtim. Ama bu sizin yörenize ait. Biz sizin yörenizin çorbası, şimdi kalkıp ben ona bir şey diyemem. Evet. Çünkü biz de annemler Bayburtlu evet soğuk ayran aşı çorbasını yazın çok yaparlar. Onlar da sadece buğday, mısır bir de taze nane doğranır. Evet. Ama o her yörede farklı. O yüzden yöreyi eleştirmiyorum. Sadece çok lezzetli bir çorba olmuş. Ben afiyet çok beğendim. Olsun. Tuzunu olsun biraz daha azaltsaymışsın evet, ucundan biraz fazla kaçmış. Ama lezzet olarak güzel yoğurdu bir çorba. Yoğurdu az olmuş bir de. Yoğurt derken olur. Hayır, böyle olur. Ama hani ayran yoğurt çorbası değil, ayran çorbası o yüzden. Tamam, ayran çorbasının yoğurdu az olmuş demek istiyorum. Biraz daha yoğurtlu olur. Ve ev yoğurduyla mı yaptınız? Ama hani ayrandan biraz daha suyu fazla oluyor ya, o yüzden dedim. Hayır hayır, ondan bahsetmiyorum. Hani yoğurdun kıvamını söylüyorum. Hani birazcık daha yoğurtla şey yapsaydınız daha güzel olurdu. Ondan bahsediyorum. Vallahi bundan peki fazla olmaz bilmiyorum. O zaman tercih yoğurdun meselesi. Hani siz öyle tercih etmiş şey olabilirsiniz. Kars'taki ismi ne bunun tam olarak? Yine ayran aşı evet çorbası. Ayran aşı çorbası. Tamam, okey. İsim öyle olarak deriz aynı yani. Evet, öyle. Hani farklı bir ismi evet varsa dedim o yüzden. He, yok. Peki, öyle isim söyle olarak aynı. Hatta köfteli yapmadığım zaman beyim der ki keşke köfteli yapsaydım. Tabii ki de. Herkesin yöresi. Bu çorbanın evet içine kişniş yani diyorsunuz. Yani o zaman sabah sen aslında doğru biz ismini... Sakin ama sabah o zaman sayarken doğru ismini saydın. Evet. Tamam, doğru hı ismi. Doğru. Sadece Kars yöresinde farklı yapılıyor. Evet, farklı yapılıyor. Bir de... Yani o zaman sabah yanlış saymamış. Kendince gene doğru saymış. Ama hani Kars yöresine ait deseydi... Hani Kars'ı orada... demedim. Hayır olabilir. Hani doğrudur. De, hani isim onlar da farklı olsaydı belki derdim ki farklı ismi varmış abla. Çünkü hanımlar başka araştırdılar. Ama ayran aşı gene kendi bildiğini söylemiş. Ama yöresel olarak değişiyor tabii ki çorba. Peki ellerine sağlık afiyet ablacığım olsun. Kişniş koruz bir de biz buna. Herkes yemez diye koymadım. Kişniş aşotudur. İşte siz hani kendi yörenizi evet göre yapmışsınız. Ama köftesi lezzetli olmuş. Yok köftesi lezzetli. Mercimek güzel, mercimek güzel gelmiyor. Pirincini iyi ayarlamış. Evet. Beğendim yani soğuk yazın çok güzel. Köfte sadece olması beni rahatsız hani etmedi. Çünkü niye hem doyurucu olsun böyle biz et de o, eti seven biri olduğum için. Sadece soğuk olunca köftesi de biraz sıcak şey ben gelmedi. Ben sevmiyorum yani bana hitap etmiyor olabilir, o yüzden. Tabii. Damak lezzetiniz. Olabilir. Evet, ara sıcak olarak avcı böreği geliyor. Bakalım nasıl olmuş görelim. Sakin Hanım, hiçbir yorumu kabul etmiyorsunuz. Yani siz yorum yaptınız, şimdi biz yapacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.